Herkese iyi akşamlar. Ben Fatma Karaağaç. 20 dakikada Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarını birbirine sormaya devam ediyorum. Konuğum Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker. Sayın Toker, hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Teşekkürler. Gündem yine yoğun, malumunuz. Seçim sattımı haline girdik ve herkes mikrofonu eline aldı ve meydanlara çıktılar. Ama dün itibariyle biz vaatleri dinlemeye başladık. Mesela mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 21 yıldır yapamadıklarını CHP iktidarını devirdikten sonra yapmayı vaat etti. Mesela en önemli vaatlerinden biri mülakatı kaldıracağıydı. Bunu duyduğunuz zaman ne düşündünüz? Zaten Millet İttifakı söylemişti mülakatı kaldıracaklarını. Evet. Ben bu vaatleri hiç dikkate almam, dinlemem ki. Bunların hiçbir anlamı yok. Bugün Twitter'da Binali Yıldırım'ın bir şeyini paylaştım, konuşmasını. Yani evet. Seçimden önce söylenenlerle seçildikten sonra yapılanlar hep farklı şeylerdir. Çünkü sorumluluk omuzlara yüklendiği zaman diyor, o vaatlerin hiçbiri gerçekleşmez diyor. Evet. Vaatlerin ne kadar önemsiz olduğunu görmek isteyen şeye girsin, internette AKP'nin 2002 seçim bildirgesini okusun. Neler vaat etmiş? 2007, 2011, 2015 bütün vaatlerini okusun. Bir de Türkiye'nin bugün nasıl yönetildiğine baksın. Onun için zerre kadar önemi yok. Bunlar hep popülizm uğruna oy toplamak için verilen yapılan vaatler. Ama yani söylediği bazı şeyler o kadar tutarsız ki 2023 hedeflerini biliyor Türk milleti. Bu sene hepimizin cebine 25 bin dolar milli gelir girecekti. Adam başı, kişi başı, işte ilk 10 ekonomiye girecektik falan. Şimdi 2023 kalmadı, ne vereyim abime? 2053 hedefleri, 2071 hedefleri. Seçmenin önünde, işte önüne atılan bunlar yem gibi. Yiyenler çıkarsa o bir fark yok mu Sayın Toker? Yani 20 yıldır biz bu vade, yani elbette kişi başına düşen milli geliri konuşmalıyız ve yeniden biz o bütçeleri değerlendirdiğimizde hatta altına düştüğünü de görüyoruz. Fakat mesela ben neden mülakatların kaldırılmasını söyledim? Öyle ya da böyle. Birazdan ORC'nin anketini ekrana getireceğim ve benim öngörüme göre ya da benim değerlendirmelerime göre diyeyim, mülakatla, torpille domine ettiği bir kitlesi var. Öyle ya da böyle hamisi olan, hamili kartıyla iş götüren, Ankara'da dayısı olan hemen hemen herkes bir şekilde konumlandırılıyor. Yani bu troll olarak konumlandırmak diyebilirsiniz. Mesela geçtiğimiz günlerde bir belediyeye 5 bürokratın gitmediğini öğrendik. Sadece maaş aldığını öğrendik. Öyle ya da böyle o mülakat çok çok önemliydi. Bu saat, bu dakika, 5 kala seçime neden böyle bir yönelime doğru evrildi? Özellikle gençlerin oy kullanma sebebiyle, özellikle Z kuşağının oy kullanma sebebiyle mi olabilir? Yoksa başka gerekçeleri var mıdır? Şimdi o da olabilir ama bu iktidara has bir sorun değil. Bu adam kayırmaca, partizanlıkla istihdam etme. Yani bunlar iktidara gelmeden önce de kitlere, kamu iktisadi teşebbüslerine arpalık denirdi. Yani eşi dostu doldur oraya, işe gelmeden maaş ver. Arpalık terimi bunlardan önce çıktı. Bu maalesef bizim kültürümüzde var. Yani meclis lokantası niye ucuzdur? İşte milletvekiline gelir, çoluğuna çocuğuna iş ister, bir yere yerleştirin ister. Yalnız mülakat bence kaldırılması yanlıştır. Keşke hukuk devleti olsak da mülakatlarda bir kayırma varsa, liyakatsızlık varsa, haksızlık varsa insanlar hukuka güvenerek, adalete başvurarak haklarını arayabilseler. Özel sektörün hiç duydunuz mu mülakatı kaldırdığını? Devlette de aynı şey olmalı. Mülakat çok önemli bir şeydir. Ama burada Türkiye'de tabii uygulanış şekli çok yanlış. Onun için liyakatsızlığa falan neden oluyor, tarafkirliğe neden oluyor, partizanlığa neden oluyor.
Yani bunun çaresi mülakatı kaldırmak değil. Sadece yazılıyla olmaz. Yani bir düşünebiliyor musunuz bir büyük bir holdinge, bir bankaya, bir ticari kuruluşta sadece yazılı sınavla kimseyi işe almaz. Bu bütün dünyada böyledir. Devlete alırken de mülakat olmalı ama mülakatın tarafsızca, objektif, liyakata dayalı olarak yapılması lazım. Keşke bir parti veya bir cumhurbaşkanı adayı çıksa da bunu vaat etse. Şunu söyleyelim o zaman, yani şu düzlemde meclise girecek vekilleri ya da mevcut vekilleri bir KPSS sınavına dahil etsek, o sınavdan kaç puan alacaklarına bir baksak ve onlar da mülakatla değerlendirmeye tabi tutulmalı mı tutulmamalı mı biz de görelim. Mesela geçerli. Kulağa hoş geliyor ama Fatma Hanım bir dakika, o kulağa hoş geliyor ama millet seçiyorsa cahil cühelayı. Burada Kıbrıs'tayım, cereyanlar kesildi. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Böyle biraz loş bir ortamda konuşacağız artık, yapılacak. Yok, gelir şimdi birazdan ama yani birkaç dakika içinde. Tabii, burada günde 20 kere elektrikler kesiliyor. Burası mahrumiyet bölgesi. Şimdi yani onu demek istiyorum. Milletvekilini halk seçiyor. Şimdi 18 yaşında bir şey var. Milletvekili adayı var AKP'de. Değil mi? Evet, evet. Evet. Hey, şimdi adamlara kızamam. Seçen seçmene kızarım. 18 yaşında çocuğu meclise gönderip de Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya girip girmemesine karar vermesine şey yapabilirsek, yani göz yumarsak, bu çocuk acaba İsveç'i haritada gösterebilir mi? Veya ne hayat tecrübesi vardır ki meclisteki konularda beyanda bulunsun? Ama millet de seçiyorsa o zaman seçmenin takdiri, ne yapalım? Ona da katlanacağız. Bu listelere de rahatsızlık veren isimler var. Hem Millet İttifakı'ndan hem Cumhur İttifakı'ndan ve hatta bugün bir ismini almayacağım bir zevatın Cumhur İttifakı'nın hanımefendilerini, milletvekili, kadın milletvekillerini, özellikle de Özlem Zengin'i hedef gösterdiğini gördük ve cehenneme gideceğini ifade etti. Biliyorlar demek ki, öbür taraftan mesaj da alabiliyorlar. Oradan da mı torpilliler bilemedim ki. En nihayetinde enteresan isimler var. Mesela Sadullah Ergin, Millet İttifakı'nda tartışılan bir isim. Ama o tartışmanın bugün son noktası konuldu mu konulmadı mı bilemem ama Kemal Kılıçdaroğlu şunu ifadeyi kullandı Sadullah Ergin için. Bu Deva Partisi'nin listesidir. İç işlerine karışamayız dedi. Ve CHP evet logosuna basacaksınız fakat onların listesidir. Ve en nihayetinde oradan girdikten sonra kendi partilerini meclis içerisinde eğer seçilebilirlerse kurarlar. Bu isimlerin tartışmalı olması, özellikle 21 yıllık AKP'nin yine eski AKP'lilerinin meclise giriyor olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dünyanın en ucube yönetim sistemi diye 6-7 yıldır bağırıp duruyoruz. Ucube sistem. Türk tipi başkanlık sistemi veya Türk ne? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Dünyada ikinci bir ülke yok böyle saçma sapan bir sistemle yönetilen. Ucube rejimin getirdiği ucube bir sistemde ucube bir seçime gidiyoruz. Dolayısıyla ucube aday listeleri çıktı. Bu 50+1 iki tarafında sinekten yağ çıkarmasını gerektiriyor. Onun için seçime girmeyen partilerin başkanlarına sandalye öneriliyor. Parlamentoda bir koltuk veriliyor. Sıfıra yakın oyu olan partiler veya binde yarım oyu olan partiler gidip pazarlık yapabiliyorlar. AKP bile 20 yıldır Türkiye'yi yöneten Erdoğan'ın partisi bile İşte Hüdapar'a gidiyor. At iziyle it izinin karıştığı bir seçime gidiyoruz. DSP denilen Ecevit'in Demokratik Sol Parti Erdoğan'la beraber hareket ediyor. Atatürk'ün askeriyim diyen Mehmet Ali Çelebi asker subay. Hulki Cevizoğlu. Evet, Hulki Cevizoğlu bir ayrı örnek. Yani böyle saçmalıklar yaşanıyor. Çünkü bu garip bir sistem. Dünyada eşi emsali olmayan bir sistem. Her iki tarafta taviz vererek binde yarım oyun peşinde.
Dolayısıyla ben şaşırmıyorum. İttifak açısından baktığınız zaman da ideolojileri çok çok farklı partilerin eninde sonunda bu konulara gireceği mecburiydi. Bekliyordum yani. Ben bunu sık sık dile getirmiştim. Listeler yapılırken cümbüş başlayacak, ortalık karışacak diye. Çünkü küçük partiler büyük partilerin listelerinden gireceklerdi. Küçük parti dediğimiz dört parti de siyasi İslamcı, dinci, muhafazakar partiler. Dolayısıyla Demokrat Parti'yi bir kenara koyuyorum, özür dilerim. O üç parti, Deva, Gelecek ve Saadet. Dolayısıyla onların aday göstereceği isimler CHP tabanına ters gelecek isimlerdi. Ama rejim böyle gerektiriyor. Saçma sapan bir rejime de Türk milleti evet oyu verdi 16 Nisan 2017'de. Şimdi bunun sancıları, saçmalıkları, garipliklerini yaşıyoruz. Şimdi Deva'da bu var da bir de Gelecek Partisi'nden bir troll var, Taha Ün. Onun eşi girecek meclise. Kendisi daha öncesinde çok böyle olmayacak tweetleri attığı, itibar suikastlerine de girişildiğini gördüğümüz geçmişi olan bir insan. Neden gösterilir? Yani bir noktada mesela devlet tecrübesi olan, hükümet iktidar tecrübesi olan insanların artık bunlardan kendini kurtarmış olması da gerekir diye düşünüyorum. Yani oy lazım. Oy lazım. Bir aktrol ne kadar oy getirebilir, anlayamadım. Yani demek ki inanıyor. Onu genel başkanlara soracaksınız. Yani dediğim gibi sinekten yağ çıkarmaya mecburlar. Evet. Son derece garip adaylıklar var. Yani kimya uyuşmayacak. İşin sonunda aslında ne olacak biliyor musunuz? Böyle listelerle kazanan taraf parlamentoda zayiatlar verecek oylamalar geldiği zaman. Yani 20 senedir gördüğümüz işte bu kanun nasıl olsa adamların çoğunluğu var. Meclisten geçerin garantisi olmayacak. Öyle bir tartışmalar çıkacak ki Kılıçdaroğlu'nun meclise taşıdığı adamlar Kılıçdaroğlu'nun istediği yasaya hayır oy verecekler ve oy geçmeyecek eğer Kılıçdaroğlu seçilirse. Belki aynı şey Erdoğan seçilirse Erdoğan'ın başına gelecek. Yani bu da bir ilk olacak 20 senedir. Enteresan olacak bakalım. Bugün Destici'yi konuşacağım. Destici'nin bir çağrısı vardı Kızılay Başkanı'na, onu ayrı konuşacağız. Ama bir ankete gidelim bugün. Bu anketi önemsiyorum Cem Bey. Neden derseniz, artık Kati yöntemini değil de bir yandan da ayarlamaya çalışayım. Şu 20 dakikayı alalım ekrandan. Künyeyi okumak durumundayım. Hemen kısaca bir künyeyi okuyayım. Bu araştırma 7-11 Nisan 2023 tarihleri arasında 42 ilde 5400 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze gerçekleştirmiş olması önemli. Çünkü diğer anketler telefon yöntemiyle gerçekleşiyordu. Orada sağlıklı bir veri alınamıyor. Ciddi de bir kitleyle yapılmış. 5400 kişiyle yapılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %48.9. Hemen Recep Tayyip Erdoğan arkasında 41.5. Muharrem İnce'nin 7.2 ve Sinan Oğan Ata İttifakı'nın adayı 2.4. Muharrem İnce size de mektup yazmıştı. Destekleyin demişti. Siz de cevap vermiştiniz. Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesini elbette isteyeceğim ama öncelikle Muharrem İnce'den başlayalım sözü açmışken ben. 7.2'yi gerçekten realist buluyor musunuz? Daha doğrusu rasyonel buluyor musunuz? 32 gün kaldı. 32 gün erimeye başladıkça, seçim gününe yaklaştıkça buradaki oylar hayır burada bir seçim olmaz, burada bir kırılma olmaz ve ilk turda bitsin diye tekrar Kılıçdaroğlu'na döner mi sizce? Ben zannetmiyorum bugünkü ortamda, bugün ayın kaçı? 12'si. 12 Nisan itibarıyla konuşuyorum. O şartlara bakarak konuşuyorum. Az önce dile getirdiğiniz gibi CHP'nin hazırladığı milletvekili listelerine içerleyen CHP'liler var. Yani Atatürk'ü her şeyin, Atatürk ilkelerini, Atatürk Cumhuriyeti'ni, her şeyin üstüne koyan, her şeyden önce gelir bu ilkeler diyen belli bir CHP seçmeni belki ilk turda Muharrem İnce'ye eğilebilir, gidebilir. Daha bir ay var. Muharrem İnce yani bir kampanya yürütecek.
ve ben size açık söyleyeyim, 3 muhalefet cumhurbaşkanı adayı içinde ağzı en iyi laf yapan, vatandaşla empati kurabilen, ona hitap edebilen, onun diliyle hitap edebilen aday Muharrem İnce. İkinci şey, belki o kadar çok yoktur ama CHP'nin, yine Atatürk CHP'sinin diyelim, Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin HDP ile işbirliği yapmasına içerleyen CHP'liler de olabilir. Bunların da ikinci adresi Muharrem İnce olabilir. Dolayısıyla yani ben hep şunu savundum. Ben Muharrem İnce'ye oy vereceğimi zannetmem, vermem yani. Ama Muharrem İnce'yi de CHP'lilerin küçümsediği kadar küçümsemem. Çünkü Muharrem İnce'nin de avantajları, dezavantajları var. Mühim olan ya bu tabloya bakınca da seçim sanırım ikinci tura sarkacak. Ama önümüzde daha bir ay var. Şimdi evet, konuştuk bu konuyu bilmiyorum ama keşke anketleri konuşacağımıza, kampanya döneminin kimin başarılı olacağı, kimin oyu artar, kimin oyu düşer yerine, keşke batıda, gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi, hatta Kenya'da, Mısır'da olduğu gibi, Kore'de olduğu gibi, Güney Afrika'da olduğu gibi, bu dört aday bir televizyon kanalında halkın önüne geçseler ve tartışma programını, yani dördünün ortak belirleyeceği gazetecilerden sorular alıp, seçilirlerse ne yapacaklar, nasıl yapacaklar, vatandaşın önünde, milletin önünde o tartışma programını yapsalar da ona göre kararımızı versek ama bu çağrıyı ne yapan var? Zorlamıştır. İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu karşı karşıya gelmişlerdi. Bu da uzun bir süre sonra gerçekleştiği için bünyede böyle bir kaldıramama durumu da olmuştu. Herkes birbirine bir şekilde troller de dahil olmak üzere saldırmıştı. En nihayetinde çok uzun bir süreden sonra Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan ve elbette Kemal Kılıçdaroğlu bir masada otursalar ve dördünün tartıştığını görebilsek ne güzel olur. Biz de ona göre karar veririz ama o anda acaba Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na mı muhalefet eder yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a mı? Oradan çok emin değilim mesela ben. Onu bilmiyorum. Ama mühim olan yani şu bugün itibariyle konuşuyoruz. Seçim evet, herhalde ikinci tura kalacak ve evet, Muharrem İnce'nin ve Sinan Oğan'ın seçmen sayısı, oy sayısı ne olursa olsun onların seçmeni belirleyici olacak ve onlar kimi işaret edecekler seçmenlerine ikinci turda, ben şunu destekliyorum diyecekler, o zaman seçimdeki dengeleri o değiştirecek. Herhalde Muharrem İnce seçmeni ikinci turda Erdoğan'a vermez diye düşünüyorum. Şimdi yine bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz denildiğinde %31.6 birinci parti AK Parti, ikinci parti 28.5 ile CHP, hemen ardından 14.3 ile İYİ Parti'yi görüyoruz. HDP 8.8, 10 bandının altına düşmüş olduğunu görüyoruz. Bu arada bir ses var ama neden kaynaklandığını bilmiyorum. Sizde var mı Cemet? Hayır, duymuyorum ben bir ses. Peki ben devam edeyim. Bunun dışında yine MHP'nin baraj altı olduğunu görüyoruz. 6.2. Memleket Partisi'nin 4.1, tip 2. Yeniden Büyük Birlik Partisi 1.6, Zafer Partisi 1.4. Şimdi iki kritik parti var burada. İYİ Parti. İYİ Parti'de diğer anketlere baktığımızda onun da altına düştüğünü görürüz ama burada 14 bandında. Ve MHP artık barajın altında. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Özellikle bağımsız olarak girmesi, yani kendi listeleriyle, logosuyla girmesi yararına mı, faydasına mı, yoksa zararına mı olur? MHP'nin mi? Evet, MHP'nin. MHP'nin tabii oy oranı belli. Kendi listeleriyle girmesi de bence ittifakın da zararına olacak. Kendi zararına da olacak. Yani milletvekili kaybı olacak. Tabii herhalde MHP Hüdapar'ın varlığını seçmenine anlatamayacağı için böyle bir karar aldı diye düşünüyorum.
Burada mühim olan, yani bu rakamlar daha değişir, iner çıkar. Bu anketi yapan şirketin şeyi nedir, kredibilitesi nedir? Çünkü elinizi sallasanız anket şirketine çarpıyor. Kim yaptırmış, bunları bilmek lazım. Bu anket şirketinin itibarlı müşterileri var mı? Kimlerle çalışıyor? Özel sektörde bunlarla çalışan kurumlar var mı bu şirketle? Yani daha çok şey değişir ama burada ben büyük tabloya bakmayı seviyorum. Ben iki şeyi anlayamıyorum zaten. Yani bugün AKP'nin şu performansıyla, Erdoğan'ın şu performansıyla ekonomi olsun, yönetememe olsun, dış politika olsun, hukuksuzluk olsun, depremdeki fiyasko olsun, yönetememe, tedbirini alamama, müdahale edememe fiyaskoları olsun. Normal bir ülkede AKP barajı geçebilir mi, geçemez mi? Onu konuşmamız gerekirken hala bakıyoruz ki en çok birinci parti görünüyor galiba bu ankette. Evet, bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ama her şeye rağmen eğer muhalefet kağıtlarını doğru oynarsa ben 14 Mayıs akşamı muhalefet şeyin Millet İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlayacağını veya Millet İttifakı'nın çoğunluğu demeyeyim, Cumhur İttifakı'nın mecliste azınlığa düşeceğini bekliyorum. Meclis parlamento seçimini herhalde Millet İttifakı ve diğer sol ittifakın milletvekilleri çoğunluğu kazanırlar mecliste. İkinci turda da 28 Mayıs akşamı ne olur? Onu henüz kestirmek kolay değil. Demin dediğim gibi Muharrem İnce ve Sinan Oğan kimin lehine çekilirler ikinci turda veya kimi desteklemeye karar verirler, o belli eder. Burada şimdi bakın, Millet İttifakı'nın bir şeyi var, sloganı var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu ne demektir? Biz rejimi değiştireceğiz. Rejimi Cumhurbaşkanlığını kazanarak değiştiremezler. Rejim anayasa değişikliği gerektirir. Anayasa da mecliste değişir. Onun için 360 veya üzeri, hele 400 ve üzerine alırlarsa mecliste, o zaman işte Türkiye'de pek çok şey değişebilir. Peki, şimdi Destici'ye gideceğiz. Destici'nin bugün bir konuşması var ve bunu ekrana taşımak istiyorum. Siz de şu an görebiliyorsunuz değil mi? Elektrikli ama bir problem yok diye düşünüyorum. Evet. Bir sesi dinleyelim. Şuradan açalım önce. Tito artığı. Yani bir Yugoslavya'da biliyorsun bir Tito rejimi vardı. Bir Sovyet rejimi benzeri değil mi? Bir komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya'ya. Tamamen sol örgütler içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının şeyinde, kontrolünde. Yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? Jusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Başı kullanıyorsun. Tamam mı? Kim o? İşte soyadı baş olan siyasetçi kim? Tipin başkanından bahsediyorum. Tamam mı? Şimdi Jusovic gerçek soyadı. Tipin başkanı. Şimdi sen Erkan Baş'tan söz ediyorsun. Sen şimdi Türk milletinin karşına Jusovic diye çıkabiliyor musun? Bu bilgi kesin mi? Aç bak Google'a. Yani güya araştırmacı, işte böyle siyasi derinliği, strateji yani geçmişte şey mi böyle? Geçmişte mi böyleymiş? Nasıl yani tam olarak? Şimdi bak. Belki sonradan şey yapmış olabilir, değişmiş olabilir. Kendini resetlemiş şey, olabilir. Onlara bir yani, şey demiyor o ama. O da olabilir yani. Gerçeğin toplumdan gizlenilmesini doğru bulmuyor. Ha bunu gizliyor diyorsunuz. Gizlemiyor mu? Sen biliyor muydun gazeteci olarak? Yeni Kemal Bey biliyor muydu? Evet. Bilmiyor. Peki. Şimdi bu konuşmayı dinlediğimizde ortalama bir akıl, bunun gizlenebileceğini ya da gizlenemeyeceğini Google'dan kendisi öğrendiyse herkese açık kaynaklı bir yerden öğrenildiği aşikar. Bunun ırkçılık olduğunu düşünüyor musunuz? Bu birinci sorum. İkincisi ise Destici'nin bu çıkışı tam olarak nasıl okunmalı? Ben böyle adamların yorumlarına yorum yapmayı sevmiyorum. Yani değmez. Bunlar büyük harfiyle faşistler. Büyük harf I ile ırkçılar. Yani bu topluma açık kaynaklardan mı elde etti bu bilgiyi? Yoksa içeriden vukuatlı nüfus sureti mi getirildi kendisine?
Çünkü bu imkana da sahipler. Çünkü devlet artık parti devleti veya ittifakın devleti. İttifaktaki partilere çalışan bir devlet. Onun için yani böyle bu seviyede şeylere, yorumlara vakit ayırmaya değmez. Ama Türkiye'nin utancıdır. Yani bu arkadaş Erkan Baş orijinal soyadıyla girmeye çekiniyorsa Türkiye'de, bu Türkiye'nin utancıdır. Türkiye'de bir Ermeni asıllı vatandaşımızın listelerde olmaması, bir Musevi vatandaşımızın bir milletvekili olarak listelerde olmaması, bir Rum vatandaşımızın belki olmaması Türkiye'nin ayıbıdır. İnsanların etnik kimlikleriyle, soyadlarıyla değil, liyakatları, yetenekleriyle değerlendirilmesi lazım. Ama tabii bu Büyük Birlik Partisi ve lideri için benim söylediğim geçerli değil. Onların zihniyeti, siyasi bakışları, değerlendirmeleri bize çok zıt geliyor. Benim kabul etmem mümkün değil böyle bir şey. Peki son olarak Kızılay'a gelelim. Kızılay Başkanı'na yine destici bir istifa çağrısında bulundu. İstifa et dedi. Ve kendisine henüz istifa etmedi ama kan özellikle depolarında kritik seviyeye ulaşılmış durumda. Ve insanlar çok ciddi anlamda, en başta siz de söylediniz, Kızılay'la ilgili vurguda bulundunuz. Çadırın satıldığı, işte birçok şeyin aslında satıldığı bir kurum haline geldi. Şimdi istifa müessesesinin çalıştırılmamasının gerekçesi nedir? Normal koşullarda Recep Tayyip Erdoğan istese hemen görevden alır. Hemen istifa et dese eder herhalde. Buradaki bu direnci nasıl yorumluyorsunuz? Şurada 33 gün kalmış ama deprem bölgesinde hala ciddi sıkıntılar var. En nihayetinde çözülemeyen problemler var. Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekir? Bu tutumu. Dediğiniz gibi destici onu istifaya çağıracağına, her gün reisle açılış törenlerinde daha dün beraberdi. Bu adamı niye görevden almıyorsun diye söylesin Erdoğan'a. Yani böyle bir adamın hala Kızılay gibi bir kurumun başında olması ve ısrarla adam istifa etmeye belki ettirilmiyordur. Çünkü Erdoğan hükümetinde istifa yok biliyorsunuz. Affını istemek var. Çünkü istifa etmek ben seninle çalışmıyorum, istemiyorum demektir. Görevden almak Erdoğan açısından ya ben yanlış adamı göreve getirmişim, hatayı kabul etmek demektir. Kızılay'ın bir kısım maddi bağışları işte yurt dışına, diğer vakıflara göndermesinde aracı kurum olmasından dolayı da belki sokaktaki adam, ben de dahil, Erdoğan'ın bu gerekçelerle bu adamı görevden almadığı. Ya adam Kızılay kurumu için bir yüz karası adeta. Hem yeteneksizliğiyle, hem söylemleriyle, hem dahil olduğu kurumu dahil ettiği bir takım finans hareketlerinde aracı olmasıyla falan. Ama Erdoğan bunu ısrarla görevden almıyorsa destici Erdoğan'a sorsun niye almadığını. Ondan sonra kamuoyuyla bir hayırlı bir iş yapmak istiyorsa Erdoğan'ın yanıtını paylaşsın bizlerle, ama yapmaz. Peki. Yayına katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biliyorum birçok yayınınız var yine. Vakit ayırdınız. Var olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim size. Çok çok teşekkürler. Yayını beğeniyoruz arkadaşlar. Özellikle beğeniyoruz. Altına yorum yapıyoruz ve paylaşıyoruz. Mümkün mertebe bağımsız gazeteciliği destekliyoruz. Yarın gün ekseninde önemli iki ayrı konuğum olacak. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Şimdilik iyi akşamlar.